Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Bugün yöresel bir yemek yapıyoruz. Şimdilerde unutulan bir yemek yapıyoruz. Su giligi yapıyoruz. Yine köydeyim. Yaklaşık 1 kilo kadar un koyduk. Tuzunu koyduk. Bir yemek kaşığı tuz koyduk. Karbonatla yoğuracak eltim. Bu yöresel bir yemek olduğu için herkes bunu yapamıyor. Kürşat istedi. Şimdi yapıyoruz. Önce yoğurması gerekiyor. Kabartma tozunu. Yaklaşık 2 pakette karbonat döküyoruz. Evet, ben onu şey yapayım. Hamur biraz sert kıvamlı olacak. Yani suya girdiği için sert. Ben bunun aslında ekşidiğini sanıyordum ama ekşimiyormuş. Karbonatlı oluyormuş. Yani demek farklı bir şey mi biliyorum acaba, ya da o başka bir şey miydi ben dediğim? Karbonatlı işte de aman bura bulursuz yani suya. Hamurun kıvamı bu. Şimdi bunu şekil verip haşlayacağız. Son aşamaları hep beraber göreceğiz. Minnoşumuz. Neydi bunun ismi Halim yenge? Unuttum aşağıya. Su bilir. Yok yok, şey, kedinin ismi. Çömür. Kömür. Kömür. Kömür uyuyor, hiç umurunda değil. Şimdi parçalar halinde kopartıyor. Şimdi yapışını da size göstereceğim. Şöyle bir göstersene. Bak, böyle ortasını da delip bırakıyoruz. Şimdi hep böyle sırayla yapacak. Sonra bunu haşlayacağız. Tekrar bir tane daha yapsın. Şöyle. Deleceğiz şimdi, bayağı bir yapacağız, sonra haşlayacağız. Direkt yapayım, o şeyin sesi geliyor. Kılık, su kılıklarımız hazır. Şimdi bunları haşlayacağız. Bayağı koyduk, kaynadı. Yaklaşık bir yemek kaşığı da tuz attık. Şimdi su kılıklarımızı koyacağız, haşlanacak. Bunun da aşamaları var. Eskiden mayayla yoğuruyorlarmış yani hamuru ekşili. Şimdi karbonatla ya da işte kabartma tozuyla. Böyle atıyorum. Hemen yoğur, öyle demir. Hemen şimdi hemen bas kabartma toz. Beklemeye gerek yok. Böyle işte. Bu dakika da geldi. Bayağı da çıktı ama 1 kilo 10'du galiba. 1 kilo 10'dan birazcık bir bardak daha fazla olabilirdi. Sert bir hamur. Suda dağılmasın diye. Haşlayınca çıkaracağız. Ne kadar kaynayacak? Üste çıkana kadar herhalde. Pişmeye üste çıkaracak kadar. Mantı gibi aynı. Bu biraz daha fazla pişer. Kalın olduğu için. Evet arkadaşlar, hep piştik. Pişti, şişti. Kürşat lengesi atışıyor. Şiştiler, görüyor musun beni? Şimdi pişti, çıkartıyoruz. Ocak göstermen gerekiyor. Keseriz. Bakın şöyle içimizi göstermek istiyorum sıcaklığını. Görüyorsunuz, o kadar güzel pişmiş ki, bakın diş diş olmuş. Şimdi doğruyoruz, öyle herkesin tabağı ayrı. Herkes istediği gibi yiyebilir. Pekmezli, çomalı, yağlı. Tabaklara doğradık. Herkes istediğini yapabilir. Bak burada çoma var. Birisine çoma serpti. Elin çomalı yiyecek. Kürşat pekmez yiyecek. Gelsin bakalım. Herkes nasıl isterse öyle yiyecek. Şimdi tereyağı da dökeceğiz. Herkes pekmezi istedi. Eltim peynirli. Hepimize afiyet olsun.
Evet arkadaşlar, burada da ne yapılıyor biliyor musunuz? Köye geldik, biliyorsun tandır almıştım, ona kürek yaptırıyorum. Kürşat usta yapıyor. Amcasından aldı, biraz da ben yapayım diye. Bunun son halini de size göstereceğim. Çevirsene Kürşat. Bayağı yoğun turdu. Şimdi bunun son aşamaları var. Bunu da size göstereceğim. Arkadaşlar bunu yaptık. Bu biraz iyi olmadı. Tekrar yapıyoruz. Bakın. Son halini size göstereceğim. Bunu son hali görüyorsunuz. Ya koysana. Kürşat. Yani işte tahta, kesim tahtası olarak da kullanılabilir. Daha bu şey olacak değil mi? Zımparalı. Evet arkadaşlar, gördüğün gibi tahtalarım oldu. Amcasıyla Kürşat yaptı. Az daha kaldır Kürşat, yukarıda seni çekeyim. He. İşte böyle çok güzel oldular ama. Harika oldular. Zımparayı da vurduk. Hem kesim tahtası. Her şeye kullanılabilir. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık.